Lezzet dolu veriliş sunayla yemeğe değerde bugün finaldı. Haftanın galibini tayin edeceği. Bugün de saygıdeğer aparıcımız usta aşpaz Sunak Hanım bize final gününe yaraşan süfre açacak. Tabii ki gürültülü alkışlarla. Tabii ki alkışlarla derken böyle pek isteksiz söyledim Mercan'ım. Nasıl geçti bu hafta? Bu hafta yakışı geçti. Hususen de Nazlı Hanım'ın masasını çok beğendim. Vallahi çok güzel ama bu hafta genel olarak güzeldi. Mesela Seyfeli'nin masa kuruluşu güzel değildi ama yemekleri güzeldi. Mesela ben bu hafta hakikaten yemek yedim. Yani her iştirakçının yemeğinden yedim. İşte mesela Röya'nın tatlısını. Gerçekten muhteşem bir tatlıydı. Tatlı yedim yani. Gerçekten bunu konuşalım. Bunu konuşalım ama ben şimdi ne yapacağımı söyleyeyim. Aslında canım tamaşacılarım, bu arada size selamlıyorum. Ama Mercan'dan fırsat kalmıyor ki hemen suallere başlıyor. Canım tamaşacılarım, hoş geldiniz. Suna ile yemeğe değer ekran karşısına. Umut ederim ki geçen muhteşem bir final haftası olacak. Bugün ne yapıyorum? Suna diyeceksin. O malzemeler tanıdık geldi. Evet, tanıdık geldi. Çünkü bu hafta, Mercan biliyorsun ki bu hafta 3 iştirakçımız da masasına bulgur koydu. Fakat bulguru daha doğrusu Türk mutfağıyla alakalı, yani Türkiye'nin mutfağıyla alakalı bir iki bir şey yapmak istediler ama yapmış gibi oldular. Pis oldu mu? Hayır, olmadı ama doğru olmadı. Mesela diyelim ki Röya kısır. Salatada kısır getireceğim dedi. Ama kısır getirmedi. Hatta bizi izleyen tamaşacılardan da diyen olmuşlardır ki Suna bu kısır değil. Evet, hakikaten kısır değildi. Ama bulgur salatası diyebilirdik ona. Kısır değildi. Ben de Seyfeli'ye kısırı anlattım. Bak indi yiyeceksin Seyfeli'cim. Bak kısır böyle olur, şöyle olur dedim. Fakat masaya kısır gelmedi. Dünen. Kısırı Seyfeli pişirmemiş daha. Yok, ben Seyfeli'ye kısırın nece olduğunu anlattım. Röya'nın da kısır. Anladın mı? Ya oradan Mercan'ım. Niye böyle? Yani kafan karışmış. Senin kafan karışmış, benim karışmadı. Dünen mercimek köftesi yiyeceğimizi zannettik ama o da mercimek köftesi değildi. Ben de iştirakçılara dedim ki gelin size bulgurla, çünkü bulguru çok severim ve çok da iyi yaptığım yemekler arasındadır. Gelin size dedim ya kısırı yapayım, tadın necolar çünkü hiç tatmamışlar. Ya da gelin dedim mercimek köftesini yapayım, kısırı istediler. Siz biliyorsunuz aslında benim Instagram sayfamda, YouTube sayfamda, hatta en başta ne zamandı Mercan? İlk yayının ilk başlarında ben bir kısır yaptım bu Suna ile yemeğe değerdi. Ama bu iştirakçıların isteğiyle tekrar kısır yapıram. Galip gelende onlara yalancı pul veririk. Öyle mi? Niye? Onları da kısırı yalancıydı. Ay ne kadar. Salfetka verelim. Salfetka koyalım zarfa. Nece olur? Çok yakışır. Bak ne, nasıl idea? Muhteşem idea. Ve tamam, hemen beni söze tutma. Yine tekrar ekran karşısında belki de ilk defa kısır yapmayı deneyecek tamaşacılarımız olacaktır. Onlar için hemen bir malzemeleri, erzakları söyleyeyim ve başlayalım. Başlarken de zaten bulgur demlemeye bırakacağım. O zaman da suallerini sorabilirsin. Orada sualler görüyorum. Kafanın üstünde sual işaretleri duruyor. Önce ben bunları yapıyorum. Ve özellikle bulgur diyen de Röya'nın yaptığı en büyük yanlış neydi canım tamaşacılarım? Kısır yaparken kullanılan bulgur. Kısırlık bulgur. Bütün marketlerde var. Kısırlık bulgur alacaksınız. Ben bir stekan kısırlık bulguru, öncelikle diğer erzakları saymadan, kısırlık bulgurumu böyle genişçe bir kazana dökürem. Bir stekan kısırlık bulgur ve hemen biraz tuz ilave edirem. Müzik
tekrar aynı stekanla bir stekan isti su. Büyük stekanı yapıyorum canımın için. Ve birazcık karıştırıyorum ki bulgurumun üstü tamamen kapansın. İstersen bak böyle Anar. Kapadım. Ve üstünü kapatıyorum. Bunu kırağa alıyorum. Bir 10 dakika gözletiyorum. Bu kadar. Sakın pişirmiyorsunuz. İsti su. Bir stekan bulgura, kısırlık bulgura, bir stekan isti su koyuyorsunuz, tuz koyuyorsunuz ve 10 dakika orada gözletirem. Ve bu arada bol terevezlerle, bu da biraz Suna usulü kısır aslında. Kısıra normalde Türkiye'de bu kadar malzeme, erzak koymazlar. Ama ben buna terevezleri, özellikle yayda terevezleri çok yaraştırırım. O yüzden çok hırda hırda doğranmış kahı, hırda hırda doğranmış hıyar. Ama çok vacip içi, özellikle hıyarın içine alın ki sulu kısmı olmasın. Hırda hırda doğranmış şüt. Yine hırda hırda doğranmış yeşil taze soğan. Ve hırda hırda doğranmış ceferi. Bunlar çok çok vacip hırda hırda olması. Yani hiçbir şekilde ağza aslında görüntü olarak çok büyük taneler gelmeyecek. Ve içine neler istifade ederek? Biber pastası, limon suyu ve zeytinyağı. Zaten bu sosunda olacak. Ve edviyatlardan tuz zaten istifade ettik ama yine edeceğiz. Kuru nane, pul biber, kırmızı pul biber ve istiyot. Ve bunun yanına çok yaraşıyor. Tabii diyeceksiniz ki Sunacığım bunlar ne? Kahıyla servis etmek çok yaraşıyor. Ve yine yanına hıyar ve pomidor çok çok geçenk olacak. Ve ne yapıyoruz? İsterseniz, bu arada belirtmek isterim ki isterseniz acı pasta kullanabilirsiniz, isterseniz tatlı. Ama bizim iştirakçılar, yönetmenim dedi ki Sunacığım bizim iştirakçılar acı seviyor. Normalde ben evde yapan da tatlı yapıram. Ama bizim iştirakçılarımız için acı biber pastasından istifade edirem. Ve ne yapıyoruz? 10 dakika oldu mu Mercan'ım? Meğer göz açık olsaydın buralarda ne işin vardı? Mercan'ım ya. Peki bunu o zaman vakit kazanalım. Sen zaten böyle kafanda sual işaretleri sor bakalım. Ben de bir yandan bunu karıştırıyorum. Sizce bu hafta en zayıf performans kimdeydi? Bunu söylesem şimdi sonuncuyu belirtmiş gibi olmayacağım mı? Nazlı Hanım'ın masası mənə görə bugünə qədər olan ən yaxşı masadır. Bəzən masaya dekor olsun deyə hər şeyi qoyurlar, amma adam baxmaq belə istəmir. Çox haqlısın. Göz yormuyordu. Değil mi? Yani demek istediğin göz yormuyordu. Ama ben niye böyle iştirakçıları da seviren biliyor musun? Aslında biz arka planda sonra onlarla, iştirakçılarla bir danıştığımızda dedim ki bu özen gösterenlere ben biliyorsun ki yayında çok teşekkür ederim Mercan. Neye göre teşekkür ederim? Aslında bizler için değil, bunu özleri için yapıyorlar. Biliyorsun tamaşacılar seyrediyor, kendi dostları, aileleri seyrediyor. Aslında bu kendilerine olan sorumlulukları. Kendilerini gösteriyorlar. Ama bu haftaki iştirakçıların hemen hepsinde, dördünde de bu özen vardı. Biraz Seyfeli'de yoktu. O da zaten masada bana dedi ki ya Suna Hanım ben eğer üçüncü veya dördüncü iştirakçı olsaydım bu masalardan sonra inanın ki dedi masaya fikir daha çok verirdim. Ama ilk iştirakçı olduğum için dedi buna çok fikir vermedim. Biraz pişman oldu aslında ama o da yemekleriyle katıldı. Yani bu illaki bir tek masa düzeltme yarışması değil ki. Başa düştün mü? Bir bütün olarak. Ama bakalım heyecanlı ya. Fakat ben ballar biliyorsun bana sonunda geliyor. Çünkü ben balları görmek istemiyorum. En son gün istirem yönetmenimden balları. Ballarda birinciyi doğru belirlemişler. Ama benim de kafamdaki birinci o.
Gəlin verilişin bu anında ötən həftənin iştirakçısı Dəniz xanımı xatırlayaq. Ay Dəniz xanım, hakikaten. Çok tatlıydı Deniz Hanım ya. Deniz Hanım Rus dilli olduğu için aslında çok bizle komünike olamadı bilirsen. Gerçi ben de değilim ama komünike oluyorum. Demek o karakterle alakalı. Ben bilmediğim dilde de komünike olurum. Sen olur musun? Darıktım ya onun için. Hakikaten. Ama o işaret diliyle danışabilirsin. Bir Deniz Hanım için, bir de o pomidoru yenmedim diyen hanım vardı. Bak onun için darıktım. Gerçekten mi? Vallahi tanışmadı. Bir de kimi dedin? Aybeniz Hanım. Aa, pomidor isteyen kimdi bizim? Aybeniz. Aybeniz Hanım değil miydi o? He. Ya nasıl yadıma geldi görüyor musun? Görüyorsun beyni. Görüyorsun hafızayı. Aybeniz Hanım. Aybeniz Hanım'a buradan selam. Vallahi şimdi olsa görüyor musun? Burada vardı. Bol bol götürürdüm içeri. Ve danışırken bir yandan da ne oldu bakalım? Hakikaten 10 dakika geçti. Sen tutmadın ama 10 dakika geçti. Hemen bunun kapağını bir iki kere açtım hemen elimde böyle bir kaşıkla olmuştur. Bunun canı hiçbir şey değil. İnanın ki hemen pişiyor. Şöyle birazcık alıyorum. Sunak Hanım, yayda şoraba, mürebbe falan böyle şeyler hazırlayırsınız. Nasıl? Şoraba yerli turşu. Tabii ki. 10 dakika sonra tuzunu da koydum. 1,5-2 çorba kaşığı biber pastasını koydum. Diyeceksiniz ki Sunacığım biz özellikle Türkiye'deki kanallarda tomat pastasından istifade edildiğini gördük diyeceksiniz. Ama ben tomat pastasını beni tanıyan tamaşacılarım bilir. Çok istifade etmirem. Çok tomat pastasını sevmirem o ekşilik verdiği için. Onun için biber pastasını daha çok yaraştırırım. Pasta 2 çorba kaşığı koyandan sonra zeytinyağını da ilave edirem. Ve öncelikle bir çengel yardımıyla bunu iyicene bulgura yediririm. Ve gördüğünüz gibi çengel neden? Çünkü bulgurun tane tane olmasını isterim. Tuz ilave ettim. Biber pastasını ilave ettim ve zeytinyağı. Yaptıktan sonra ve ne yapıyorum sırasıyla, sırası da önemli değil. Kırda hırda doğradığım terevezleri ilave ederim. Benim elim biraz terevezlere çok gidiyor farkındaysan. Mercan gördün mü ne kadar çok doğradım. Ama önce şöyle göz kararı koyuyorum. Eğer gözüme az gelirse tekrar ilave edeceğim. Sunak Hanım, toyda en çok hangi yemeği yiyorsun? En çok? Aslında ben hiç isti yemek yemirem. Direkt o soğuk başlangıçlar var ya, ne galyan altı. Bak şimdi böyle, gördün mü Mercan'ı? Biraz daha, bak şimdi, elim benim tereveze çok gider. Biraz daha ilave edebilirim. Yalnız bak hala çengeli, canım tamaşacılarım, hala çengelden istifade ederim. Biraz daha şuyut ilave edeceğim. Ve artık kaldırırım. Biraz daha ceferi. Biraz daha taze soğanımdan ilave ederim. Artık yani o sizin terevezi ne kadar sevip sevmemenizle alakalı ama buna bol terevez çok yaraşıyor. Ve çok hırda hırda doğradığım bu kıyarları da koydum. Her şeyin eşit miktarda olduğuna dikkat edin. Yani ne çok fazla olsun, ne çok bulgurdan fazla içinde terevez olsun, ne de bulgurdan daha az. Şu kağımın tamamını ilave edirem. Ve şimdi diyeceksiniz ki burada taze naneler var. Dekor ederken ya da servis ederken taze nane buna çok yaraşıyor. Ama içine neden taze nane ilave etmirem? Taze nane çabuk kararan bir terevezdir. Eğer biz kısırımızın içine onu ilave etsek, inanın ki o terevez bu kısırın içinde çok kara kalacaktı. Onun için ben kısıra mutlak ve mutlak kuru naneden istifade ederim. Çok da yaraşıyor edviyat olarak. Biraz kuru nane. Pul biber...
Maşallah. Pul biber ilave etmeyeceğim. Çünkü niye? Acı benim yönetmenim. Acı yapın Suna Hanım dedi. Acı yaptığıma göre biber pastası hakikaten acıymış. O yüzden pul biber ilave etmeyeceğim. Ama acı severler yine de daha da acı istiyorlarsa pul biber ilave edebilirler. İstiyot. Birazcık istiyot ilave edirem. Ve tabii ki tuz. Ha, düğünde pardon senin sözünü kestim. Yani ben isti yemeklere gelemeden o galyan altılarla inan ki doyuram. Bir de aşı bekliren. Mutlaka toylarda genelde biliyorsun ki sona doğru aş geliyor. Bir de pastayı gözlülen. Yani üç bölüm. Bir de o isti yemekleri yemirem. Her adam bacar mı bunu? Birinci, yüngül şeylerden başlarsan, tempi yavaş yavaş kaldırırsan, yemişme boyu bütün yemeklere yer kalmalıdır. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi önce bir başlıyorsun, sonra gidiyorsun biraz oynayıp onu yandırıyorsun. Sonra geliyorsun biraz daha yapıyorsun, sonra gidiyorsun biraz daha oynuyorsun. Zaten o arada onu yandırıyorsun değil mi? Çok doğru. Ben de yaptım. Valla Azerbaycan toylarında çok oldum ama Azerbaycan toylarından sonra eve giden de bir süre kulaklarım duymuyor, işitmiyor bilirsen. O müzikten bir süre kulaklarım işitmiyor. Bes en çok hangisi mahnını koşturuyorsunuz? Valla en son çok sevgili dostumun kızı evlendi, ona gittim. Buranın çok sevgili sanatçıları gelmişti. Çok güzel bir toy olmuştu gerçekten. Bir de toylarda kederli mahnılar olur. Yemeği ye ye ata seygahına kulağı asırsan. O herhalde özellikle kız evlatlarını verirken değil mi? Yo yo işitirem tabii ki. Özellikle Mugam müziğini bilirsen çok severim. Çünkü Mugam'la ilgili bir de anım var. Biliyorsun ki merkezdeki Mugam müzeğini benim mimari yoldaşım. Vahit bir işi yapan da mutlaka onu, o ruhu yaşayarak yapar. Mugam Müzeyi'ni yapan da bizim elimizde inan ki bak tar ve Mugam Müzeyi'ni sürekli evde Mugam Müzeyi dinlemeye başladık. Ve bir gün film seyrediyoruz, o da öyle çıktı zaten, Mugam Müzeyi'nden yola çıktı. Bir gün film seyrediyoruz televizyonda, Vahit kalktı gitti. Ben de zannettim ki içeriye ne bileyim bir su almaya gitti bir şey. Bir türlü gelmiyor. Bir baktım ofise gitmiş. Ofisine gidip orada eskizi yapmaya başladı Mugam'la ilgili. Yani o kadar çok aslında o bilinçaltını, onun için çok iyi bilirim Mugam müziğini. Hakikaten çok da severim. Özellikle bu şeyle de birleştiriyorlar onu, caz, Mugam. Onlara bayılırım gerçekten. Bu da böyle bir anı. Mugam dedim bak anı geldi. Ve valla senle danışırken yemek yapmayı unuturam Mercan. Ve gördüğünüz gibi limonunu, zeytinyağını da kendi zevkinize göre, biraz ekşili seviyorsanız limonunu biraz daha fazla ilave edebilirsiniz. Limonu ve zeytinyağını da ilave edenden sonra artık iştirakçılarım da geldiler ve final haftası içeri girerim. Hemen masamı da şöyle bir düzeltenden sonra. Bu arada da fırında böreklerim, ıspanaklı peynirli böreklerim de pişiyor. Ve kekimiz de hazır. Bugün böyle bir yine hanımlar gibi çay sofrası yaptım. Ve ne yapıyoruz? Haydi içeri gidelim. Ve canım tamaşacılarım, tabii ki artık iştirakçılarımız ve sizler için masam hazır. Ama son dokunuşum, kısırım, Mercan'cığım. Gel Mercan, görsünler seni. Gel canım. Gel tamam, hadi gel. Kısırımızı da koyuyoruz ve artık iştirakçılarımız gelsinler. Gelsinler bakalım. Canlarım, canım tamaşacılarım, hanımlar, beyler. Suna ile Yemeğe Değer yarışmasında iştirakçı olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız aşağıda yazan telefon numarasına ve Instagram sayfasına müracaat edebilirsiniz. Bekliyorum. Hamınızı öpürem size.
Ve benim güzeller, güzel iştirakçılarım, hamınız hoş geldiniz. Sunanın sofrasına gelin bakalım. Gelin Rüyacığım, Aydacığım, Nazileciğim, hoş geldin. Öpüşelim gelin bugün. Hoş geldin. Bugün öpüşme günü olsun. Hoş geldin. Ben son olmasın. Yani. İnşallah yine görüşürüz. Gelin arkadaşlar, hamınız hoş geldiniz. Haydi bakalım. Oh. 4 gün boyunca sizin sofralarınızda oturdum. Bugün de dedim. Ay. Ve önünüzde kısır duruyor. Kısır bile görünmemiş. Yalnız Rüya, hakikaten bulguru bugün zor taptım. Valla en sonunda gittim Megastore'a yönetmenimle beraber bulguru taptık. Ya az kalsın yani bugün ben size kısır yedirebilmeyecektim hakikaten. Ve bugün sizler için kısır yaptım. Özellikle Seyfeli'cim vallahi dünen sen o gün senin gününde Seyfeli'ye kısırı başa salıran bir kısır böyle olur. Sen de getirdin bulgur kızım bize. Dedim ki Seyfeli de yesin Nazile'ciğim. Biliyor ama Nazile değil mi sen aslında kısır bulguru. Ayda sen? Kısır çok sevmediğim bir şeydi ama. Biliyorsun ama. Bilirim. Ama biraz şey köfte tadını verir. Yani neredeyse çok değil ama bulguru seven yani bulguru belki sevmediğin için ama bulguru yok, severim, bulguru severim. Bulguru seven insanların çok sevdiği bir şeydir. Hı-hı. Özellikle de benim Hindu arkadaşlarım var India. Onlar hakikaten Suna yani bu kısırı bize iyi ki öğrettin diye. Çünkü genel olarak vejeteryan oldukları için. Ve canım iştirakçılarım hoş geldiniz. Siz de tekrar canım tamaşacılarım ekran karşısına. Final heyecanı. Ama final heyecanından önce ne yapıyorum? Ben iştirakçılarımla oturuyorum. Haftayı değerlendiriyorum. Sizin yadınızda, aklınızda olan sualleri soruram. Bakalım hafta nasıl geçti diye. Ve daha çok gözletmiyorum. Ne yapıyoruz? Artık keyif yapıyoruz. Tamam mı? Aferin şeker olsun. Hayır, ben de çayları süzüren. Ha, bu arada onların hamsı kendimiz kuruttuğumuz. Yiyebilirsiniz. Çay. O anason. Çaya ilave edebilirsiniz. Burada gördüğünüz meyvelerin hamsını kendim kuruturam. Organik, hiçbir şekilde şeker ilavesi yok. Orada gördüğünüz gül börek, içinde peynir ve ıspanak var. O canım çiçeğimin yanımda benim yardımcılarım, hakikaten Eliş ve çiçeğim olmadan olmaz. Çiçek de seher seher sizler için kek yaptı ki, dedi ki Suna ablacığımın masasında bir tane de benim kekim olsun dedi ve başrol asıl kısır. Tabii ki nane. Onu da Nazile gösterdim. Bak Seher'den koydum suya masaya. Suya koyduğum için sana da göstermek istedim ki klimalı olmadı ama solmadı. Çünkü içine su ilave ettim. Güzel ideyadı. Yani hamımız elemeli. Hanımlar evet, hamı elemelidir. Gerçekten öyle. Güzel ideyadı. Yanına da yine makası koydum. Balaca ve sofrada işlettiğimiz ki oradan da yiyebilirsiniz diye. Afiyet bal olsun. Aa, haydi bakalım. Önce servisi yapıyorum sonra haftayı değerlendirelim. Demeli ben süreni belə dəyərləndirirəm. Belə, belə. Buyurun. Az kalori, bol vitamin. Belə dəyərləndirirəm, bol kalori. Yox, yumurta böreği aslında çok kalorili değil çünkü az yağ ile yapılıyor. İçinde beyaz peynir, ak peynir. Hatta kesemedi. Ver o zaman bana. Ver bebeğim. Güvendiğimiz dağlar. Vallahi ne oldu oğlum? Evde kaldın. Şimdi seyrediyorlardı seni. Vallahi dağıttım. Ay kekimini hale getirdim. Burada oturduğum yeri alınmadan. Peki tamam keki o zaman şimdi biraz börekleri yiyelim. Tamam mı? Bunu koy oraya. Birazdan. O zaman kek servisi birazdan yapalım. Ellerinize sağlık. Anladığım kadarıyla bunun içinde onda hıyar olur. Şöyle. Şimdi ben sana kısırı değerlendireyim. Aslında ben biber pastasıyla yaptım. Pomidor pastası işletmedim buna. Çünkü ben sevmiyorum.
acı biber pastasını da yönetmenimin ricasıyla aldık. Ama çok soğuk. Çünkü siz de acı sevdiğinizi söyledi. Hem de kendi de acı seviyor zannedersem. Suna Hanım dedi, acı biber pastası alalım. Acı yaptım, onun için buna pul biber ilave etmedim. Bunun içinde normalde siz YouTube kanalından baksanız kısır nece olar diye içinde kahıv ve hıyar tatmayacaksınız. Ama ben bunun içine kahıv ve hıyar da ilave ederim. Onu diyecektim. Kahıv hakikaten çok güzel. Ama yani içini yarışır. Alıyorum. İçini mutlaka çok alıyorum. Çok az kırtıltılı bir lezzet verir. Fakat farkında mısınız? Bulgurun kendisi çok nazik olduğu için... Fırda bulgur. Bunun biraz hemen de geç tapıram. Fırda bulgur. Bu çiğ köftelik. Çiğ köftelik ayrı. Çiğ köftelik daha da hırda. Bunu nece yapacaksınız? Kendisi hırda olduğu için içine kullandığınız bütün terevezleri de çok hırda hırda doğramalısınız. Ki narahat etmesin. Dün eline kalmıştı ki köftelik bulgur. Ay hiç... Bakmadım. Gerçekten. Aa hiç bakmadım. Gittim direkt. Vallahi gittik aldık. Afiyet şeker olsun. Çay da tam çok güzel. Sevdin mi? Ellerinize sağlık. Börekleri de soğutmadan tatmanızı isterim. Bence sır yememiş hemmiş. Bunu yiyenden sonra kısır yemediğini fikirleştim değil mi? Ben özüm pişirim hemşem. Yani böyle. Hemşem Türklerin restoranda ama böyle özüm pişirmemişim. Ve pişirmeyen de onun derinliğin. Anlamırsan. Peki sen Seyfeli kısır nece buldun? Çünkü çiğ köfteye benzemez aslında. Okşar ama benzemez. Nece buldun kısır? Yapsın top yapsın. Değil mi? Sen yani çiğ köfteyi seven biri olduğun için kısırı da seveceksin. Ama hakikaten yanına çocuklar domates, bunu yani pomidorla falan çok yaraştırıyor. Ben de balata bulgur birinci efendim okşar. Ama çiğ köftede balta olur ki ben de şeylemeler olur. Ama çok yoğrulur bu köfte elle öldürülür. Anladın mı? Köftesi, çiğ köfte eti de onun elle. Biz burada yemek tarifine girdik. Belki de yemişen fazla bilmiyordum balta. Belki de, belki de. Ve börekleri de tadın. Bir yandan da haftayı değerlendirelim mi arkadaşlar? Hadi Reyhacığım, hadi senden başlayayım. Siz böreklerin tadına bakarken Rüya bu haftayı değerlendirsin bakalım. Nece geçti Rüya bu hafta? Hafta çok güzel geçti. Ümumiyyətlə, nəticə nə olur olsun, proses çok güzel idi. Doğrudan da burada istər kollektivin gülər üzlüyü, istər sizin, istər yarışmacılar, hər birinizi tanımaq doğrudan çok hoş oldu. Keçirdiyim vaxtda, yəni mənə bir ömür boyu xatirə qalacaq. Buna görə çok şadam. Sizə dərin təşəkkürümü bildirmək canım istəyirəm. Canım benim. Peki, biz böyle ayrılırken son hafta zaten böyle vedalaşıyoruz gerçekten. Onu da hep söylüyorum ki yarışmadan çıkıyoruz, sanki ayrılıyoruz artık. O konuşmaları yapıyoruz. Halbuki ben senin daha çok bu haftayı da değerlendirmeni istedim. Nasıl geçti? Mesela kendi istediğin gibi bir hafta oldu mu? Yani fikirleştiğin gibi bir hafta geçirdin mi? Sonra bu haftada en iyi bulduğun, mesela diyebilirsin ki yani masa düzeni en iyi buydu, yemek en iyi buydu, tatlı en iyi buydu. Kendince bir enlerin bu masada hangileriydi? Var, var elbette ki var. Mesela için Seyfəlinin şorbası, ana yemeği, dadı, duzu, yani kıvamı, her şeyi benim için idealıydı. Daha sonra Nazilə xanımın çiğ köftə dadında olan mərcimək köftəsi doğrudan da çox qüsursuz idi. Ayda xanımın masası çox zövq oxşayan idi, çox bəyəndim. Şirniyyat da öz şirniyyatı. Öz şirniyyatı, yox kesinlikle, hakikaten Rəya. O konuda mən də hayır diyemeyeceğim. Bu masada məncə hər kəs də katılıyor. Gerçekten şirniyyatı muhteşemdi. Çok sağ ol. Peki, şimdi... Tabii ki birazdan artık finale gidiyoruz. Bu masada ballar en son bana geliyor biliyorsunuz. Ben çünkü sizin balları bir hafta boyunca görmek istemiyorum. Kendim değerlendiririm. Sonra balları gören de yine aslında tamaşacılarımız da seyreden de balları görecekler ki aslında balları bir türlü ya başa salabilmedik ya da başa saldık ama siz yine de bildiğiniz gibi veriyorsunuz. Herkes için demiyorum. Ballar açıklananda ne dediğimi anlayacaklar tamaşacılarımız da, sizler de. 3 bal ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Aslında 0 demek. Yani birine 3 bal verdiğiniz zaman siz 0 vermişsiniz demektir. Vay, utandım. Anladın Nazile.
O yüzden yani burada halbuki defalarca söylüyoruz. Hatta tamaşacılarımız da inanın ki YouTube sayfasında yazıyorlar. Ya siz balı anlamıyor musunuz diyorlar. Siz neye göre güzel dediğiniz bir şeye 3 veriyorsunuz diyorlar. 3 bal demek siz market alışverişinizi tam vaktinde bitirdiniz. Sofranızı tam vaktinde bitirdiniz. 4 yemeğini de tam vaktinde bitirdiniz. 3 balı zaten biz Suna ile yemeğe değer olarak veriyoruz. Siz yani bir yemeği, şimdi kısırı yiyen de Röya'cığım, sen 4 bal veren de bana 1 vermiş oluyorsun. Ben bilirim. Hemen bilmiyordum. Yok, herkesin de ben bilmiyorum. Mesela şimdi masada bir kusur tutmuşamsa, en mükemmel bal 10 baldı da. Masada bir kusur tutmuşamsa 9 veririm. Ama sunumunu beğenmişim, tadını hiçbir şey ümumiyyətlə beğenmemişimse 4 veririm. Yani 1 puan görüntüsüne göre veririm. Hakikaten öyle olmalı. Hem de herkesin ədalet sistemi özüne göre fərqlidir, ama ben doğrudan da ədalətli bal verdiğini düşünüyorum. Yoksa ama sonuç bir şey söyleyeceğim. Aslında sonuçlar hiçbir şeyi değiştirmiyor. Buradan tamaşacılarla da seslenirim. En çok sorulan şey bana, en çok yazılanlardan biri de Suna Hanım'ın ballarını niye görmüyoruz? Ben bal veririm en son bal sisteminde. Ama en son veren de benim de şimdi buna dikkat edirem. Bakıram sizlerin bir birinciniz var. Aa, bakıyorum benim de birincimle aynısınız. O zaman çok değmiyorum. Ama bakıram ki hakikaten bir adaletsizlik var. Yani o zaman buna göz yummuyorum canım tamaşacılarım. Onun için bal sistemini ben en son veririm. Herkesten sonra veririm. Burada diyeceksiniz ki o zaman Suna iştirakçıların bal vermesinin ne kıymeti var? Sen birini birinci yap gitsin. Hayır, öyle oldu ki burada benim kendi birincim, biliyorsunuz bunlardan biri de buradan öpürem kendisini, Sultan, hiç unutma. Ama Sultan'ın herkese verdiği yanlış bal sisteminden, çünkü Sultan herkese 9'ları 10'ları havada uçuşturmuştu. Çocuk kendisi verdiği için benim birinci yap, benim için Sultan birinci olmasına rağmen birinci olmadı. Yani çünkü o zaman ben Sultan'ın yemeklerinin hepsine 10 yapmam gerekiyordu ki o da adil değil, adaletli değil. O yüzden de hep buradan seslenirim ki ne olur adaletli bal verin ki sonuçları etkilemesin. Ama buradaki o eksik bal, fazla bal, sizin narahat olmayın, bu masayı hakikaten çok etkilemedi. Yani rakamları etkilemiş olabilir ama sıralamayı etkilemedi. Bu da böyle bir konuşmaydı. Bunu da söylemek istedim. Çünkü ballar açıklanandan sonra... Yaş kesin söylediniz. Ben indiden deyim ki, ben böyle başa düşmüştüm ki, yani eğer bir tane neyse beğenmirsen, 3 verirsen. Ben böyle bilirdim. Ambala 3 vermişsin. Sonuçları göreceksiniz sonra. Hakikaten, hakikaten bilmirdim. Bilmeden elenmiştim. Peki şimdi bu balı da yığıştırırak o zaman Ayda senle devam edelim canım. Yuvandan böreği soğutma Röya. Tamam. Senin söylemek istediğin başka bir şey var mı? Hiç ne, buyursun Ayda. Öyle mi? Yani masanın bütün değerlendirmesini de yaptım. Balla da bağlı danıştık ve geçiyoruz Ayda'ya. Aydacığım, bu haftayı bir değerlendir bakalım. Yo, ben yemeği aktaranda bu verilişe bakarım ne yalan diyeyim. Yok, hansı yemeği aktaranda aktaram. Hamının beğendiği, Sunay Hanım beğendiği hansı yemeğiydi? Ben bir arğı oğlum var. Her yemeği yemir de. Onun için seçici de, çok seçici de. Ona göre ben aktarıram, arayıram. Yaxşı yemeği tabi edebilirim. Ve sizi fikir orada oluyor. Aktarıram, fikir alıram. Ha. O bakımdan derim ki, çok hayırlı verilişiniz var. Teşekkür ederim. Güler yüzünüz için, mihriban. İnanın ki çok can, böyle cansız ve biri candan birisiniz. Ekibiniz de ile bir aile kimidiler, mehribandılar. Hamınıza teşekkürümü bildiririm. Yani burada hakikaten eğlendim, istirahatım oldu. Doğrudan da istirahat idim. Gerçekten de istirahat dedin değil mi? İşlemiyordun, çok iyi oldu. Çünkü doğrudan benim için çok eğlenceli oldu. Teşekkür ederim size. O güzel yüzünüz için. Biz teşekkür ederiz, çok teşekkürler. Masalar. Masalar, ay canım benim. Geçen masa hazırlamıştı Nazilə Hanım. Geçen şorbalar hazırlamıştı Seyfəli Bey. Fərzəli deyib dururam sənə də. Seyfəli Bey. Bizim şirniyyat kraliçamız. Şirin. Kendi gibi şirin. Özü kimi şirin. Şirniyyatlar hazırlamışdı.
Hə, yəni haqqı danmaq olmaz. Şirniyyatım evdəki kimi alınmamışdı. Qəşəy alınmamışdı. Yəni az bal versələr 3 vermisinizsə, yəni incimərəm. Yox, mən səbəbi. Zaten sonra bütün incimirəm, yəni bunu özümdə səhv tutdum. Çox təşəkkürlər Aydan və Seyfəli, gəl bakalım. Anlat bakalım Seyfəli, necə geçdi? Mənim üçün də çox əyləncəli, həyəcanlı, maraqlı, çox hər şey qəşəng oldu. Biraz qorxulu. Senin için hakikaten. Biraz atışmalı oldu Nazlı Hanım'a. Yok ya. Ama şirin atışmalar. Şirin atışmaydı. Çok şey öğrendim burada. Yani maraqlı oldu. Masaya gelince şeye puanlamalara mesela için böyle. Nazlı Hanım hem süfrəsi, həm ana yeməyi çox dadlı idi. Ana yeməyi şeydi, Ayda xanımın da çox dadlı idi. Ratatouille, öyrəndik onu da. Şirniyyat da dəhşət, yəni ki, çox mükəmməl idi Röya xanım da. Yəni ki, belə... Kəndində nə buldun Seyfəli? Mən özündə? Mən də ağırda olsaydım, yəni ki, süfrəni düzəldərdim daha yaxşı. Amma senin yeməklərin də güzəldir Seyfəli. Yəni, atlamayalım bunu, kəndinə də haqsızlık etmə. Gerçekten masa düzenine dikkat etmedin ama yemeklerin... Yemeklere daha çok önem verdim. Yani. Aklımızda kalan yemekler oldu. Aslında ben birinci gün iştirakçısı olduğum için kabları götürecektim. Sadece çatdırabilmedim. Bak, ona göre de süfrede biraz eskililer oldu. Hem de ona göre biraz süfreni tam hazırlayabilmedim. Ona göre biraz çetin oldu benim için. Ama eskilikler olmasın bir daha. Peki, ben o zaman size biraz fırsat vermek isterim ki çayımızı da soğuttuk, böreklerimizi de soğuttuk. Biraz yiyelim, sonra geçelim artık yarışmanın gerçek yüzüne. Olar mı? Olar. Benim de ballarımla beraber ve canım tamaşacılarım, biz geçtik tatlı bölümüne. Röyacığım bize, tabii ki bana, aslında değil mi? Benim için. Ama ben yine de canım iştirakçılarım ve canım ekibimle beraber paylaştım. Bizim için bugün ağlayan kekini yapmış ve çok teşekkür ederim ben çok yine bugün. Hakikaten de çok çok teşekkür ederim. Tamaşacılarımız da bakıyorlardır mutlaka. Çünkü bana sürekli yazıyorlar ki Sunu Hanım gözlüğünü sardan, yüzüğünü sardan diye. Vallahi Röyacığım bunu hardan bilmiyorum ama sana yazarlar artık nereden. Ben çok teşekkür ederim. Ve canım tamaşacılarım, benim sevgili güzel iştirakçılarım, bu haftanın finali, balları. Diyeceksiniz ki hani her haftaki iştirakçılar aynı olmuyor mu? Olmuyor. Tamaşacılarımız da yazıyorlar. Yani diyorlar ki yani bu ne masa, bu ne saygısızlık, hiç mi bunu yapabilmirsem? Vallahi neler yazıyorlar ama bu hafta hakikaten arkadaşlar... Ben yemek yedim, ekibim yedi, doyduk, balları verdik. Çok güzel, çok saygılı ve tabii hemen söylemeyeceğim, öyle hemen beklemeyeceğim. Sanki fikirleşiyorlar ki hemen söyleyeceğim. Bu bir başlangıç. Yönetmenim bana farklı bir sual sorduruyor. Ben her yemeğin birincisi kim olsun derdim. Herkese sorduruyor ki, diyor ki Sunacığım sorar mısın bu hafta herkesin masadaki birincisi kim? Yani Rüya. Sen olmasan, kim bu masada birinci olan? Yok, diyebilir ki özüm. Sözün açığını diyeceğim, Nazlı Hanım. Yani bence Seyfəli Bey'in masa düzeninde yaxşı olsaydı, şiniyatta yaxşı olsaydı, ikinci yere layıklı Seyfəli Bey'i görerdim. Çünkü yemeler doğrudan da 2 saat içerisinde hazırlanabilecek çok güzel yemeler idi. Ama ki masada bir de şüniyyatda küçük problemler olduğu için Ayda Hanım'ı ikinci yere layıklı görürüm. Tabii ki çıxardığı ortaya yemeğe göre kıymetlendirirəm. Özümü de dördüncü yere. Gerçekten? Ve. Kendimi diyorsa feda ettim. Haksızlık elədiyim. Kendini feda etti. Ayda ben çıktım senden. Ayda sen söyle canım. Birincini, ikincini, üçüncü, dördüncü. Beni de katabilirsin Ayda. Ben de yarışmaya katılacağım. Yok, kısırda biraz problem kısırda var. Kısırda biraz problem var. Aslında istiyorum bunu. Bu verilişe gelene karakterim değişti ve her yerde bir mız aktarırım. Ama süfre bakımından, yemekleri çatdırmağa, hazırlamağa bakımından daha böyle profesyonel kimi Nazlı Hanım'ı birinci görürüm. Aha, sonra Seyfəli Bey'in yemekleri elaydı.
Üçüncü yer özümü görərdim. Ana yeməyimdə belə bəzi şeylər vardı. Onları demədim çünki mənə üçdən də aşağı verə bilərdiniz. Ha, belə. Verəməzlərdi çünki hiç çatdırmışdım. Dördüncü kimi? Dördüncü qaldığım vaxt isə... özünü qapağa alsın. Özünü qapağa alsın. Özünü qapağa alsın. Özünü dördüncü yaptılar. Şirniyyat əlaydı, yəni. Şirniyyatımız qəşəng idi, o birisilər də belə də. Yani, yemek olmayan yerde sen herkesi ikinci yaptın. Yani Nazile'yi birinci yaptın, üçünüzü de ikinci yaptın. Ha, böyle oldu. Öyle oldu. Peki Seyfeli. Mənə görə də birinci yer Nazilə xanım olmuş. Vay vay Nazilə. Çox sağ ol. Böyüyə hörmət bu dedə. Vallahi. Peki ballara niyə yansımamış bu? Niyə ballara yansımamış? Ballara da yansıyor bak. Öyle mi? Nereden bilirsin? Sen kendinden danış. Bakalım. Burada böyle diyorlar Nazilə. Hey, bilirim, bilirim ama başta demiştim sağ gösterisi olduğunu. Ana yemeği çok yakışıydı. Her şey demeyi ala üstü olu olacaktı. Bəzətlənməz adı, hamısı da qəşəng idi, çox yaxşı idi. İkinci yeri isə məncə Röya xanım olmalıydı. Çünki masası da çox gözəl idi, şirniyyatı da, yeməkləri də. Üçüncü yeri isə Ayda xanım. Canım tamaşıcılarım, Seyfeli. Seyfeli, aferin oğlum. Bak, kəndini feda etdi burada. Aferin Seyfeli. Senden de bu gözünü Seyfeli iyi ki diyor şimdi üçüncüde. Kendini dördüncü mü görüyorsun hakikaten? Çünkü ben stolu bir şirniyatı çok böyle... Şirniyat, evet. Yandırmışam. Peki güzel. Vallahi Nazilə. Nazilə. Çok dürüst olarak. Ya ben bilirim. Her zaman dürüst. Dememe gerek yok. Olduğum kimiyim. Ben birinci yerde Röya Hanım'ı görürüm. Yani bu düzdür, heç birimiz profesyonel burada aşbaz da deyirik, şirniyatçı da deyirik. Ama bu kadar maraq göstərsə şirniyata, demek ki, gələcəyi parlaq görürüm. Ve istərəm birinci yeri tutaraq, qələbəni elə buradan başlayaraq o işi devam elətdirsin. Yani qalibiyyəti buradan başlasın. Ve işaret geldi bu haftanın dördüncüsünü açıklamaya. Aslında... birinci defa bunu yaptık ama iyi ki de yaptık değil mi canım yönetmenim? Gayet güzel oldu. Ve arkadaşlar bunu ters çevireyim artık. Balları da görüyorum burada. Balları nasıl olsa canım yönetmenim söyleyecek. O yüzden ben sadece final puanlarını gösteriyorum. Vallahi şöyle bir şey. Üçüncü... Biz bunu yine tartıştık, dedik ki yok. Ben çünkü sizden bağımsız olarak ballarımı veririm. Sizin ballarınızı sonra bakırım. Eğer adaletli görürsem çok müdahale etmiyorum. Zaten verdiğim ballarla. İki tane üçüncümüz var. Hem de bir puan farklıydı. Yani sizlerden aldığı bal 84, benden aldığı bal 26. Onların kim olduğunu açıklayacağım. Sonra sizlerden aldığı bal 85, benden aldığı bal 25. Ama ikisinin de toplam puanı 110 oldu. 110 puanla. Biz de dedik ki öyleyse 110-110 kalsın. Yani gerek yok bir puanı birisine verelim. Bu hiç çünkü düşünülmeden, bakılmadan verilmiş bir ballardı. Ve 110 balla. Bu haftanın iki tane üçüncüsü var canım tamaşacılarım. Biz ayırt etmek istemedik. Neredeyse iştirakçılar da zaten ayırt etmemiş. Ve Suna ile Yemeğe Değer'in bu haftaki üçüncüsü, üçüncüleri. Canım tamaşacılarım, sevgili iştirakçılarım, 110 balla iki üçüncümüz var bu hafta. Ve 110 balla üçüncülerimiz. Seyfeli ve Ayda oldu. Şimdi yönetmenin balları söylüyor. Ekran karşısında tamaşacılarımız da balları duysunlar. Masaya verəcəyim bal isə 5-dir. 10 baldır. 3. Şu
Şorbaya vereceğim kıymet ise 3'dür. 4 baldı. 3. Salata gelende ise 5'dir. 10 baldı. 4. Ana yemeği gelende ise ratatouille 9'dur. 9 baldı. Ana yemeğine verdiğim kıymet 6. Şirinat onsuz da yani kakaoydu, acılı, quruydu çox. 5'dir. 5 baldı. 4. Masaya vereceğim kıymet 3. 6 baldı. Masa düzenine vereceğim kıymet 4. Şorbaya vereceğim kıymet 3. 10 bal. 8. Salata vereceğim kıymet 3. 6 bal. 7. Ana yemeğine vereceğim kıymet 4. 10 bal. 8. Pankeke vereceğim kıymet 3. 4 bal. 5. Balları duydunuz, tamaşacılarımız da duydu. Seyfeli, senden başlamak isterim. 2 tane 10. Ana yemek ve çorba. 2 tane 8 ana yemek ve çorba. 3-3-3 bir tane 4 neyi verdiniz? Çorbaya mı? Yok, ana yemeğine verdim. Niye 4 verdim? Orada demeyi unutmuştum. O yemeklerin hamınız bilirsiniz ki yanında mütlak garniri olmalıdır. Et yemeğinin. Garniri olmadığına göre 4 verdim. Garniri olsaydı 7-8 de verebilirdim. Ama sırf garniye göre o kadar garnir, bahçesini. Elbette ki yemek yarım çıktı. Nece kesmeyeyim. Ama sofrada giydilememiştim. Hadi elememiştim. Ha, o yanlıştı aslında. Yok ona göre kestim, puanlamada kesmiş. Çorba? Çorba. Çorbada da ben orada qeyd elədim axı. Çox ətlər, məndə çox ət var idi. Ona görə qırdım puanı. Yani burada iki uç var çünkü biliyor musun? Masana 1-3-1-10 verildi. Yani tamaşacılar da böyle kala kaldılar. Yok olsun da önceden dedim ki Nazilə xanım biraz ballarda ədalətli davranmayıb. Onlar məndə fikrimi deyil. Tabii ki. Heç, elə hesab eləyək ki, burada heç bal söhbəti yoxdur da, düzdür. İndi mənim süfrəm, bir də Aidə xanımın süfrəsi. Yəni, mən elə əziyyət çəkmişəm də, həqiqətən də əziyyət çəkib, elə bir süfrə ortalığa çıxardıramsa da, mən elə süfrəni bəyənə bilmərəm. Çox təşəkkür ediyorum. Gerçekten de mən sənlə baş başa danışandan da dedim ki, gerçekten diyet yemeklerle ilgili birinden bir şeyler almak istesem o ayda sen olurdun. Çünkü inanılmaz bir hijyen, temiz ve lezzetli diyet yemekleri yapmıştın. Çok teşekkür ederim. Ve canım tamaşacılarım, bu haftanın finalinde birinci olan Röya ve Nazile Hanım kaldı. Bakalım. Bu haftanın birincisi, ben inanırım ki siz ekran karşısında kafanızda ya Suna birinciyi belirlediniz ve söylüyorsunuz Suna lütfen ağzından o isim çıksın diye ve balları söyleyeceğim ve sizlerin verdiği ballar 113. Ben 37 bal verdim. 150 balla. Birinci, ikincimiz sizlerin verdiği ballar 83. Ben 35 bal verdim kendisine. 118 balla ikinci olan bu haftanın 150 balla Suna ile yemeğe değerin birincisi. Bu haftanın 150 balla Suna ile yemeğe değerin birincisi. Ve açıklıyorum, bu haftanın birincisi zaten kendiniz de söylediniz. Nazile sen oldun. Çok. Röya, çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Güler yüzün, tatlılığın, şirinliğin, kendin gibi güzel tatlın için çok güzel bir masa çıkardın. Hem dekorunla hem dizaynınla zaten bu masada seni gerçekten ikinci yapmış. Benim ballarıma göre de sen ikinci oldun. Ve bu haftanın birincisi Nazile Hanım, hakikaten hak ettiniz. Çok yoruldunuz. Bütün masa her ne kadar böyle sizin ballarınız, verdiğiniz balları ay Nazileciğim bu ne desek de ama siz o yüksek balları hak ettiniz. Yani hiçbirinde kusur yoktu. Gerçekten tebrik ederim çok seni. Çok sağ ol. Bu da sana küçük bir hediyemiz. Çok sağ ol. Röya Hanım'ın masası
çok güzel idi. Yani dünenki masadan sonra bu necə deyim, çok güzel görsendi. Masaya vereceğim kıymet 6'dır. 8. 4. Çorbaya vereceğim kıymet 5. 8 bal. 4. Salata vereceğim kıymet 4. 3. 3. Ana yemeğine vereceğim kıymet 4. 6'dır. Ana yemeğine vereceğim kıymet 3. Kekse vereceğim kıymet 7. 10 baldı. 8. Masaya vereceğim kıymet ise 9 bal. 8. 10 baldı. Çorbaya geldi ise çorba... Mən gözləmirdim o xanımdan elə bir şey. Yəni, ona gələndə isə ona verəcəyim qiymət 4. 7 olsun. 9 baldır. Salata gələndə isə mərcimək köftə. Bu salata daxil deyil məncə. Ona verəcəyim bal isə 7. 8. 10 baldır. Ana yeməyə gələndə isə ana yeməyi də çox yaxşı olmuşdu. 8 bal. 6. 5 baldır. Şiniyat içində qozlar böyük idi. Ona verəcəyim qiymət isə 7. 7. 8 baldır. Ve canım tamaşacılarım, bir haftanın daha sonuna geldik. Umut edirəm ki, her şey sizin de yüreğinizce olmuştur. Ve gelen hafta, final haftası. Artık bizim de bir yay tatiline ihtiyacımız var, canım ekibim ve benim. Ve gelen hafta final haftasına giriyoruz. Gelen birinci gün 11.45 Suna ile Yemeğe Değer Hazar TV kanallarında görüşmek üzere. Ve biliyorsunuz, bye bye.